Evet sevgili izleyiciler, bu haftada ev dekorasyonu, mobilya, aksesuar seçimi ile ilgili fırsatları sizler için araştırmaya devam ediyoruz. FM Living Style firma yetkilisi Nevrim Başaran, ev dekorasyonu, mobilya, aksesuar seçimi konusunda merak ettiklerinizi yanıtlıyor. Mobilya deyip geçmeyin. Bu yüzden mobilya alırken nelere dikkat etmek gerekiyor, işin uzmanına sorduk. Merhaba Nevrim Hanım. Merhaba Nur Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bildiğiniz gibi Anneler Günü. Öncelikle Avrupa'dan Yansımalar izleyicilerinin, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak programımıza başlamak istiyorum. Evet, ben de buradan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sevgiler ve öpücükler gönderiyorum kendilerine. Evet, aslında her zaman annelerimiz kıymetli, her zaman sevdiklerimize ilgi göstermemiz gerekiyor ama böyle özel günlerde de sanki daha bir farklı oluyor onları tekrar tekrar anmak, öpmek. Evet. Nevrim Hanımcığım, geçtiğimiz haftalarda siz İtalya, Milano'ya gittiniz. Evet. Yine bir güzel mobilya fuarı vardı orada. Harikaydı. Gezdiniz. Neler gözlemlediniz? Nasıl mobilyalar ön plandaydı? Hangi renkler, hangi modeller? Programımızda bugün bu konuyu ele alalım istiyorum. Evet, Nur Hanım, Milano harikaydı. Mükemmel bir fuardı. İzleyicilerimize de birazdan ekrandan zaten göstereceğiz birkaç dekor, aksesuar, mobilya tarzları, çeşitleri sunacağız. Gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla bu sene tamamen deri hakimdi. Kaplamalar hakimdi, deri kaplamalar. Tasarım çalışmaları çok hakimdi. Özellikle kombin halinde işte avizesi, deri kaplama, duvardaki dekoru. Ahşapla deri bir bütün değiştirilmiş bir şekilde tasarım çalışması daha ön plandaydı. Duvar kaplamaları da örneğin yine aynı desende, koltuk deseniyle duvarın deseni bir tutulmuş şekilde tasarlanmıştı. Veyahut da ona tasarlanmış olan tablolar yine ön plandaydı. Büyük tablolar, aynalar ön plandaydı. Özellikle aynalardan tasarlanmış farklı desenler, kırık kırık aynalar, parça parça işte yine motifleri aynı şekilde aksesuarlarda ve mobilyalarda görünüyordu. Çok farklı, çok lüks bir tasarım vardı Milano'da. Onu gözlemledim özellikle. Bunun dışında yine klasiklerimiz, işte avantgard mobilyalarımız bulunuyordu. Barok style vardı, modern tarzı vardı. Yine kombin halinde tasarımlar vardı. Chesterfield'ler yine ön plandaydı. Bizim sevdiğimiz Chesterfield'lerimiz, özelliğimiz. Her tabii ki Capitone. Evet, özellikle kendi tasarımlarımızda birçok Capitone'lerimiz var. Özel çalışmalarımızda Capitone'lerimiz var. Bunları da orada fuarda büyük bir zevkle dolaşıp gördük, gezdik, tasarımları da inceledik bu arada. İtalya zaten, İtalya mobilyaları bayağı bir sektöre yön veriyor. İnsanlar çok ilgileniyor o mobilyalarda ama klasik de sevenler var. Farklı tarzda tercih edenler de var. Chesterfield'ler ilk sırada yer alıyor dedik. Evet. Bu an sizin mağazanızda da görmek mümkün. Hem kadifeden hem deriden. Sizce Chesterfield'i daha çok deriye mi yakıştırıyorsunuz yoksa kadifede mi daha farklı duruyor? Chesterfield tabii ki deride daha güzel, daha hoş, kendi tarzı. Çünkü İngiliz tarzı olduğu için deri tarzına daha uyumlu. Nubuk da güzel duruyor. Kadife de daha klasik tarzlarda güzel duruyor. Özellikle nubuk da çok kullanılmıştı Milano fuarında, nubuk tarzı. Veyahut deri ile kumaş kombini çok fazla vardı. Kollar, i̇kisi birlikte mi kullanılmış? Evet, ikisi birlikte. Yani kollar deri, oturum kısmı kumaş veya oturum kısmı kumaş, arka kısmı kollarla deri şeklinde kullanılmıştı. Yine Chesterfield, Capitone tarzı farklı motifler vardı. Üçgen şeklinde, dikdörtgen şeklinde. Bu senenin renkleri Milano'da gördüğüm kadarıyla toprak renkler, daha doğal renkler ön plandaydı. Bunun yanı sıra tabii ki siyah da çok ön plandaydı. Gri tonlar çok ön plandaydı. Toz pembeler, açık tonlar da yer alıyordu. Çok fazla dikkat çekici renkler yoktu. Yani Köln'de, soft renkler, evet, Köln'de veya İstanbul fuarında gördüğüm renkler Milano'da çok fazla yoktu diyebilirim. Evet, biraz daha sade. Daha sade, daha sakin, soft, daha doğal renkler, toprak renkler kullanılmıştı.
da gördüğümüz gibi yeni yatak odaları gelmiş. Geçen hafta zaten yeni oturma gruplarını paylaştık izleyicilerimizle. Evet. Bugün de yeni yatak odası grupları gelmiş. Hepsi de çok şık gözüküyor. Biraz özelliklerinden bahseder misiniz? Müşterileriniz nasıl buldu yeni gelen ürünleri? Özellikle geçen hafta Victoria takımımızdan bahsetmiştik. Beyaz vazgeçilmezlerimizden tabii ki. Yemek grubundan bahsetmiştik. Yine yemek grubumuzun yatak odası grubundan bahsetmek istiyorum. Özel bir çalışma oldu. Özellikle yayıntıları toplayacak şekilde fazlaca çekmece kullanıldı. Bunun dışında bayanlarımız için makyaj masaları, daha toparlayıcı çekmeceleri, işte takıları için, makyajları için. Beylerimiz için toparlayıcı kravat, kemer veya ayakkabı bölümleri ayrıldı. Onun dışında beyaz takımımızda yine altın şeritler bulunuyor. Bunlar istenilirse gümüş tasarlanabilir, beyaz da tasarlanabilir. Şifonyeri, makyaj masası, komodini takım halinde birazdan ekranda da göreceğiz. LED ışıklı. Bu da büyük bir avantaj. Özellikle gece kullanımı için avantajlı diye düşünüyorum. Odasında bayanların çok fazla elinin altında kullandığı ürünler var. Aksesuarları var, çantaları var, farklı kıyafetleri var, sezonlu kullandığı ürünler var. Bu yıl çok fazla yatak odası gruplarında, özellikle gardıroplarda çekmeceler, bölümler, farklı farklı beyler için, bayanlar için ayrı ayrı. Bu da çok ferah bir ortam sağlıyor. Hepsini çünkü ortalıkta kaldırıyoruz. Hiçbir şey yok. Sade bir görüntü, tertemiz. Evet. O yüzden de çok kullanışlı yeni gelen gruplar. Özellikle bazalar çok tercih ediliyor. Bazalar da ayrı değil, evet, yatakların altındaki. Eski karyola şekillerini istemiyorlar. Toparlayıcı olduğu için yatak altına depolamak için nevresim takımları olsun, yorgan yastık takımları olsun veyahut da yazlık kışlıkları kaldırmak için yerleri bulunmayan küçük evlerde toparlayıcı kısımlar çok daha tercih ediliyor, çekmeceli kısımlar. Bunun için de özellikle biz yatak odası grubumuzda büyük büyük çekmeceler bulunduruyoruz. Yine beylerimiz veya hanımlarımız için toparlayıcı eşyalarını koymaları için büyük çekmeceleri tercih ettik. Evet, daha da büyüyor, genişliyor. Genişliyor gittikçe çünkü, evet. Bizim dolaplar da büyümeye başladı. Dolaplar da yeterli gelmiyor, çekmeceler de yeterli gelmiyor. Gelelim bayiliklere. Nevrim Hanımcığım, evet. Son bir haftadır ekranlarda da izleyicilerimiz takip ediyorlar. Tabii ki size bu konuda talep geldi. Siz de onlara cevap vermek için böyle bir hizmet vermeye başladınız. Evet. Nur Hanım, özellikle bayilik başvuruları çoğaldı. Biz bunu daha fazla yaymadan bize teklifler geldi. İleriki dönemler için düşünüyorduk. Fakat sevgili izleyicilerimiz büyük bir ilgiyle bizi izledikleri için, beğendikleri için müşterilerimiz yine bunların içerisinden bu işle uğraşan arkadaşlarımız bayilik başvurularında bulundular. Altyapı çalışmalarımız bitmek üzere. Çok yakın bir zamanda sevgili izleyicilerimiz bayiliklerimize başlıyoruz. Başvuruları yapabilirsiniz. Ekranda da görebilirsiniz. Telefon numaralarımıza veya web sayfasından da bulabilirler. Bize ulaşabilirler. Peki bayilik isteyen kişilerin bu sektörle uğraşmalarını tercih ediyor musunuz? FM ailesine katılmak isteyenler, bayilik isteyenler tabii ki kriterleri olması gerekiyor. Bu meslekten olması, tasarımcı olması büyük bir avantaj sağlar. Ticaretten gelmesi lazım. Ticari anlayışı çok yüksek olması lazım. Biliyorsunuz ben küçük yaşlardan beri ticaretten olduğum için ve danışmanlığım da büyük bir avantaj oldu tasarımcı olmam için. Yani bu işte tecrübe çok önemli. Siz seçilen lokasyonla da ilgileniyorsunuz sanıyorum, değil mi? Bayilik isteyenlerin her şeyle ilgileniyorsunuz. Bu anlamda size ulaştıkları takdirde birlikte nerede, ne şekilde, nasıl olacak,
karşılıklı sizin de şartlarınız olacak. Görüşmeler sonucunda Avrupa'nın her yerine bayilikler de verilmeye devam ediliyor. Evet. Biz elimizden geldikçe yardımcı olacağız. Zaten tüm kontrol bizde olacak. Ta ki başarıyı zirveye taşıyana kadar. Bizim yapmış olduğumuz birçok çalışma var bu konuyla ilgili. Yer seçimiyle ilgili, dekorla ilgili, içerisine gelecek ürünlerle ilgili ve daha sonra satış sistemleriyle ilgili çalışmalarımız hazır bulunuyor. Bu konuda da oldukça elimizden geldikçe onları zirveye taşıyacağız. Evet. Nevrim Hanım, son olarak Avrupa'dan Yansımalar izleyicilerine buradan bir mesaj vermek isterseniz, ne söylemek istersiniz? Bugün Anneler Günü. Birazdan ben de anneme gideceğim. Çocuklarım da benim Anneler Günümü kutlamış bulundu. Birlikte keyifli gün geçireceğiz ve Avrupa'dan Yansımalar izleyicilerine buradan Anneler Günü'nü kutluyorum. Öpücükler, sevgiler gönderiyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Için. Haftaya tekrar farklı mobilya ürünleriyle izleyicilerimizin karşısında olacağız. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızda yer alan konularla ilgili sorularınızı ekranda gördüğünüz telefon numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz. Haftaya farklı konu ve konuklarımızla görüşmek dileğiyle tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, keyifli pazarlar diliyoruz. Sevgiyle kalın.